Arkadaşlar selamünaleyküm. Savunma sanayinde yerlilik oranımız günden güne artıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı 2002 ile 2019 yılları arasındaki farkı gösteren bazı istatistikler yayınladı. Bunlara göre 2002'de sadece 248 milyon dolar savunma ve havacılık ihracatımız vardı. 2019 yılında bu rakam yaklaşık 13 kat büyüdü ve 3 milyar doların üzerine çıktı. Toplam savunma ve havacılık sektör cirosu da 2002 yılında 1 milyar dolar civarıydı. 18 yılda 11 milyar dolara ulaştı. Savunma projelerinin sayıları aslında her şeyi anlatmaya yetiyor. 2002 yılında 66 savunma projesi vardı. Bu rakam 2019'da 762'ye çıktı. Yine 2002 yılında savunma projeleri bütçesi yaklaşık 5,5 milyar dolardı. 2019'da bu rakam 56 milyar dolara yaklaştı. En önemlisi şu, 2002 yılında yerlilik oranı %20 iken 2019'da %65'in üzerine çıktı. Şu an bildiğim kadarıyla %70'i buldu. Bu oranı çok daha yukarılara taşımak artık biraz daha yavaş ilerleyen bir süreç olacak. Çünkü bundan sonra sırada çok büyük çaplı ve çok yüksek teknolojili projeler var. Hisar U da bu sınıfta, Altay tankı da. Ama içlerinde en özel yeri olanı elbette yerli savaş uçağımız TFX olacak. Bununla ilgili uzun zamandır video istiyordunuz. Bu ay Hava Kuvvetlerimiz yerli savaş uçağımızla ilgili bir sunum yaptı. Bu bahane bugün yerli savaş uçağımızı, özelliklerini ve mühimmatlarını konuşalım. Bu mesele Türkiye'nin gelecekteki pozisyonunu belirleyebilecek bir mesele olduğu için ayrıca önemli. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ayın başında Konya'da 3. Anajetüs Komutanlığı'nda Uluslararası Anadolu Kartalı 2021 eğitimi tamamlandı. 30 Haziran'da da tatbikatın basın ve seçkin gözlemci günü yapıldı. Bu esnada Hava Kuvvetleri Komutanlığımız Milli Muharip Uçak yani yerli savaş uçağımızla ilgili bir sunum yaptı. Bu sunum çok önemli. Çünkü bugüne kadar ki en net bilgileri aldık bu sunum sayesinde. Burada verilen bilgileri baz alarak Milli Savaş Uçağımızı konuşalım bugün. Milli Muharip Uçak Projesi'ni Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı başlattı. Ana yüklenici TUSAŞ ve sayısız alt yüklenici var projede. Öncelikle Milli Savaş ortaklarımızın genel özellikleriyle başlayalım. TFX projesi kapsamında üretilen uçaklarımızda gövde içi ve gövde dışı mühimmat taşıma kabiliyeti var. Gövde içi mühimmat taşıma kabiliyeti önemli. Artık savaş uçaklarında en çok önem verilen meselelerden biri radar görünürlüğünün düşük olması. TFX'te de buna çok önem veriliyor. Bunu somutlaştırmak istersek savaş uçaklarının, bombardıman uçaklarının ortalama değerlerini gemilerin sahip olduğu radar kesit alanlarını bir örnek olarak düşünebiliriz. TFX'in bunlara kıyasla sinek veya böcek gibi haşerat yakın seviyede bir radar kesit alanına sahip olması planlanıyor. Bunu sağlamak için gerekli şartlardan biri de mühimmatın gövde içinde olması. TFX'in operasyonel olmasına daha yıllar olduğu için sadece şu anki teknolojilere odaklanarak düşünmemek lazım. Büyük veri, yapay zeka ve lazer silahları gibi kavramları da muhtemelen bu sistemde tam kapasite çalışırken göreceğiz. Ama dediğim gibi bunlar daha çok geleceğin konuları. Geleceğin tamamen farklı bir harekat ortamı ve harekat ihtiyaçları olacak. Bunun için hava kuvvetlerimiz bizim belirttiği beklentilere göre yüksek manevra kabiliyeti bunu sağlamak için de çok güçlü bir motor şart. Süper seyir kabiliyeti olmazsa olmaz. Süper seyir kabiliyeti afterburner yani art yanıcı kullanmadan savaş ses üstü hızlarda uçmasını sağlıyor. TFX'in süper seyir hızı 5. nesil uçakların ortalamasından düşük olacak. Maksimum hızının hava hava uçaklarının ortalamasına yakın, hava yer uçaklarının ortalamasından yüksek olması bekleniyor. İvmelenme kabiliyeti 4.5. nesil uçaklardan daha yüksek olacak. Yani uçak çok kısa sürede çok yüksek hızlara ulaşacak. Harekat yarıçapının geniş olması, gelişmiş aviyonik sistemler, yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti gibi belli başlı kabiliyetlere sahip olacak TFX. Benim için en önemli başlıklardan biri mühimmat yükü. TFX Stealth olarak adlandırılan uçak tipinde olacak. Yani radarda düşük görünürlüğe sahip. Az önce dediğimiz gibi gövde içinde silah taşıma yeteneğinin sebebi bu. Ama kanat ve gövde altında da silah taşıma yeteneği var. Düşük radar görünürlüğü her zaman lazım olacak bir özellik değil. Mesela bugün için konuşursak Kuzey Irak'ta operasyon yaparken radar görünürlüğünün çok düşük olması çok gerekli değil. Bu yüzden kanat ya da gövde altını kullanmak mümkün. Bu kısım sadece mühimmat için de değil. Keşif ve gözetleme podları 600 galonluk ve 370 galonluk harici yakıt tankları da taşınabilecek. Gelelim taşıyacağı mühimmatlara. Havadan havaya füzelerle başlayalım. TFX meteor füzesi tipi Ramjet motorlu görüş ötesi füzeler taşıyacak. Ramjet motorun ne olduğunu ve meteorun yerli muadilini daha önce konuştuk kanalda. O yüzden şu an detaya girmeyelim. Bu kapsamda kullanılacak havadan havaya füze Gökhan. Bizim ilk Ramjet üretimimiz olacağı için de ayrıca öneme sahip yine hava savaşında kullanacağı bir mühimatta AIM-120 AMRAAM tarzı görüş ötesi füze. Bunun için bizim hava kuvvetlerimiz ağırlıklı olarak Amram kullanıyor. Ama onun yerlisi yani Gökdoğan da şimdiden hazır. Yani bu sınıfta TFX Gökdoğan'ı kullanacaktır. AIM-9 gibi görüş içi menzilli füzeleri de olacak. Burada da yerli muadil tamamlandı. Bozdoğan füzemiz AIM-9'un muadili ve şimdiden tamamlandığına göre TFX görüş içi atışlarda Bozdoğan'ı kullanacak diyebiliriz. Bunun dışında hava savaşı için bile dahili makinalı top bulunacak. Diğer bir mühimmat sınıfı da hava yer mühimmatları. Burada genelde bildiğiniz şeyler var. Bu konuda büyük oranda yerli yakalayalı çok oldu. O yüzden genelde bildiğiniz mühimmatlar. SOM, KGK 82-83, HGK 82-83-84, Teber gibi farklı mühimmatlar var. Havadan yere mühimmatların çoğunu zaten konuştuğumuz için onlarla vakit kaybetmeyelim. Ama bir tane yeni isim var listede. Akbaba. Hava kuvvetlerimiz bu ismi ilk defa resmi olarak zikretti. Akbaba bir antiradyasyon füzesi olacak. Bir süredir geliştirme çalışmaları devam ediyordu. Şu an envanterimizdeki Amerikan üretimi AGM-88 Harm tipi antiradyasyon füzesinin yerini alacak. Peki antiradyasyon füzesi nedir? Bu füzelerin hedefleri radar, komuta kontrol ve elektronik harp sistemleri. Bu sistemler yoğun radyasyon yayan sistemler. Antiradyasyon füzelerinde de pasif radar güdüm sistemi var. Bu sayede radyasyonun yoğun olduğu yere yöneliyorlar. Genelde hedefi bulurlar. Çünkü tespit edilip Engellenmeleri zordur. Klasik patlayıcılı harp başlığı taşıyorlar. Genelde süpersonik hızlara ulaşabiliyorlar. Yani Akbaba'nın isminin TFX ile zikredilmesi çok güzel. İleride Rus radar sistemleri TFX ile Akbaba kullanılarak vuruldu haberi görürsek şaşırmam. Belki de Amerikan radarları kim bilir. TFX'in gövde içindeki silah istasyonunda havadan havaya füzeler taşınacak. Ayrıca hava yer mühimmatlarının bir kısmı da bu şekilde kullanılabilir olacak. KGK-82, HGK-82-83, LGK-82, tebel, minyatür bomba ve bu mühimmatların yabancı muadilleri taşınabilecek. Kalan mühimmatlar gövde ve kanat altında olacak. Harekat yarı çapının da tüm bu mühimmatlarla birlikte 4 ve 4.5. nesil savaş uçaklarından daha geniş olması bekleniyor. 5. nesil uçaklardan da daha kısa olacak. TFX'te yüksek hassasiyete sahip AESA radarı ve sentetik açıklıklı radar da kullanılacak. Elektronik destek ve elektronik karıştırma kabiliyeti de bulunacak. Tüm bu saydığımız kabiliyetlere bakarsak ilk anlaşılan şey TFX'in çok farklı görevlere uyum sağlayabilecek bir uçak olacağı. Düşük görünürlüğü sayesinde düşman unsurları kendisini fark etmeden tespit, teşhis ve takip görevleri yapabilecek. Harekat yarı çapı uzun olacağı için derin darbe görevlerinde ve düşman hava savunmasının imhası gibi görevlerde de başarılı olacaktır. Bunlar gibi bir sürü farklı görev senaryosunda zorlanmadan ayak uydurabilecek bir uçak olacak TFX. Sunumda bu projenin takvimi de yayınlandı. Buna göre başlangıç şartlarının yerine getirildiği tarih olarak 2018 kabul ediliyor. 2018-2022 yılları arasında faz 1 aşama 1 devam edecek ve bu süre içinde ön tasarım faaliyetleri faaliyetleri yapılacak. Faz 1 aşama 2 de 2022-2029 arası olacak. Bu süreçte de detay tasarım ve kalifikasyon çalışmaları yapılacak. Yine bu süreçte 2023 yılında hangardan çıkış yapacak. 2024 yılında kritik tasarım inceleme faaliyetleri yapılacak. 2025'te Blok 0 denilen ilk uçak üretilecek. 2026 yılına kadar 3 prototip üretilecek ve ilk uçuş yapılacak. Hava kuvvetlerimize ilk teslim edilecek Blok 1 konfigürasyonu 2029'a kadar geliştirilecek. Faz 2 kapsamında üretilecek 10 adet Blok 1 savaş uçağı 2030-2033 yılları arasında envantere alınacak. 2034-2040 yılları arasında da Faz 3 kapsamında diğer TFX blokları geliştirilecek ve seri üretim yapılacak. Açıklanan takvimde abartı yok Gerçekleştirilebilir hedefler verilmiş. O yüzden inşallah 2030 sonrası gökyüzünde de tam anlamıyla bağımsızlığımızı kazandığımız zaman olacak. Zaten tahminim o yıla kadar savunma sanayimiz bu hızla yerleşmeye devam ederse TFX ulaşmamız gereken son hedef olur. Savaş uçağı meselesi çok önemli bir mesele. O yüzden inşallah bir an önce tamamlandığını ve uçaklarımızın operasyon yaptığını görmek bizlere nasip olur. Allah'a emanet olun.